daha önce söylemiştim. Dünyada sizlerle konuşabilen, sizleri anlayabilen, bazen bir sevgili, bazen bir dost olabilen tek bir damıtık çıkı vardı. Onun ismi de rakıdır. Ve Türkiye'de göbek rakı kavramını en iyi anlatan marka Beylerbeyi markası. Ve ismi için bakın beyefendiliği yeniden gündeme getirmek için konulduğu bile söyleniyor. Ve ekspresyonlarına baktığımızda anason, suma ve üzüm alkolü kullanarak 3 kez damıtılıyor. Asla içerisinde ekstradan şeker ilavesi yapılmıyor. Bakın piyasada halihazırda 5 tane farklı ekspresyonu var arkadaşlar. Beylerbeyi göbek rakısı. Göbek rakısı denmesindeki sır damıtılırken sürekli imbiklerin orta kısmından yani göbeğinden alınarak işlemin yapılması muhteşem. Beylerbeyi mavi rakı Ege bölgesinde yetiştirilen üzümlerden edinilen damıtılmış olan sumanın bakın kalın koz anasonuyla 4 gün infüz edilmesi ve 3 kez damıtılmasıyla elde ediliyor. Çok yoğun aromalı. Müthiş bir rakı. Beylerbeyi Kaleci Karası adını üretimde kullanılan kara üzümden alıyor. Monosepaj yani tek üzüm rakısı 2022 rekoltesi ve baktığımda 95 bin litre üretilmiş. Yani sınırlı sayıda üretilen bir ekspresyon. Kaçırmayın. Beylerbeyi Teregold %100 üzüm sumasının anason tohumlarıyla 3 kez damıtılmasıyla elde edilmiş. Özellikle bakın baş damıtımcı kontrolünde önce toprak küplerde sonra meşe fıçılarda dinlenmiş. Bana biraz Lübnan rakılarını anımsatıyor. Müthiş. Ve Beylerbeyi Öğleli incirden bir kez rakı kodeksine göre rakının en az %65 üzüm alkolünden elde edilmesi gerektiği için distilleç kategorisinde yer alıyor. Sonuç olarak gerçekten müthiş rakılar arkadaşlar baktığımızda. Bunları daha fazla detaylı öğrenmek için profil sayfamda yer alan videolara bakabilirsiniz. Evet ne diyoruz? Bilinçli içici, bilinçli tüketici.